İnsan, İslam için kainatta en değerli varlıktır. Düşünen her insanı hayrete bırakmaya yeterli, kudret kalemiyle yazılmış bir varlıktır insan. Kainata sığmayan ilahi terennümü, iman ve aşkında yaşatabilecek bir gönle sahip varlıktır insan. Bir taraftan ruhunda kaynayan aşkla yüce yaratıcının emirlerine karşı sorumlu, diğer taraftan akıl ve irade gücünü kullanmada hürdür insan. İslam ve İnsan. İslam ve İnsan programında Şahin Bey İlçe Müftüsü Musa İmamoğlu sizlerle. İslam ve İnsan başlıyor. Hayırlı günler muhterem dinleyenlerim. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Efendim, bir hafta aradan sonra yine beraberiz. Bugün hepimizi yine çok yakından ilgilendiren bir konuyu işleyeceğiz. Doğruluk, dürüstlük ve istikamet konusu. Değil mi? Hep karşımızdaki insanlardan doğru olmalarını, dürüst olmalarını bekleriz. Unutmayalım ki karşımızdaki kişiler de bizden aynısını bekliyorlar. Bizim de onlara karşı dosdoğru olmamızı, dürüst olmamızı bekliyor muhataplarımız. İşte İslam bu konuda ne diyor? Doğruluk, dürüstlük konusunda, istikamet konusunda dinimiz bizden ne istiyor? İslam dini bu konuda neler söylüyor? Kur'an-ı Kerim ne diyor? Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz bu konuda ne diyor? Bugün hep beraber inşallah bu konuyu işleyeceğiz. Öncelikle unutmayalım ki eğri ok doğru yol almaz. Dolayısıyla okun doğru olması gerekiyor. Doğru yolda olabilmemiz için inancımızın, amellerimizin, velhasıl hayatımızın dosdoğru olması gerekiyor. Efendim, istikamet demek sözlükte kalkmak, ayakta durmak, düzeltmek, bir işte mu'tedil olmak, yani orta yolu tutmak, devam etmek, sebat etmek, bir işi üzerine almak, sabit olmak anlamlarında kullanılıyor. İstikamet, bir cümleyle ifade edecek olursak, istikamet doğru ve mu'tedil, ölçülü olmak demektir. Yani eğrinin zıttıdır doğru. İstikamet demek, şöyle biraz genişletelim isterseniz, değil mi? İstikametin ne olduğunu. İstikamet demek, Yüce Allah'ın Celle Celaluhu istediği kulluk, şuur ve bilinç çizgisindeki devamlılıktır. Rabbimiz bizden bir kulluk istiyor, değil mi? Kendisine kul olarak yaşamamızı istiyor ve iyi bir kul olarak hayatımızı devam ettirmemizi istiyor. İşte bu şuur üzere yaşamak, bu çizgide olmak, istikamet üzere olmak demektir. Dini açıdan, din ıstılahı açısından baktığımızda istikamete, hakka tabi olmak, ben istikamet üzere olacağım diyen bir insanın her şeyden önce hakka, hakikate, gerçeğe, Allah'a, Allah'ın indirdiklerine tabi olması gerekiyor. Adaleti yerine getirmesi gerekiyor. Dinimiz istikamet deyince bizden adil olmamızı, yaptığımız her işi yerli yerince yapmamızı bizden istiyor. Ve istikamet demek doğru yola girmek ve doğru yolda yürümek anlamlarına geliyor. Biraz daha şöyle derli toplu söyleyecek olursak istikameti, Yüce Allah'ın
emrettiği her şeyi yapmak. Ne emrediyorsa Rabbimiz, bütün bunları yerine getirmek ve yasakladığı her şeyden kaçmak, verdiği sözü tutmak ve haktan ayrılmamak. İstikamet budur. Tabi üzerinde teferruatla duracak olursak, her bir kelime sayfalar dolusu açıklama istiyor değil mi? İstikamet vasatta karar kılmak demektir. Orta yolu tutmak demektir. Yani ifrat ve tefritten uzak yaşamak ve vasatı tercih etmek demektir. İstikamet itikadın ilk meyvesidir. İtikad. İnanç, yani müminliğin, Müslümanlığın ilk meyvesidir bu. İslam'ı bir ağaca benzetecek olursak, yani imanı, inancı bir ağaca benzetecek olursak, bu iman, bu itikat ağacının ilk meyvesi istikamettir. Verdiği imanın ilk verdiği meyve istikamet meyvesidir. Yani müminin, Müslümanın inancı gereği dosdoğru olması lazımdır. Doğru yolda olması gerekiyor. Müminin, Müslümanın itikadıyla istikameti doğru orantılıdır. Yani eğer imanımız, inancımız, itikadımız sağlamsa, dosdoğruysa, korkmayın, siz istikamet üzeresiniz. İstikamet üzereyiz. Ama imanda bir sıkıntı varsa, şek ve şüphe üzerine bina edilmiş bir imansa, imanda zafiyet varsa, eksiklik varsa, unutmayın ki o kişinin İstikametinde de sıkıntı vardır. İman zafiyeti olan bir kişinin, bir Müslümanın dosdoğru yolda olması mümkün değildir. Adil olması mümkün değildir. İstikamet, adalet, inançla, imanla, itikatla orantılıdır. Doğru orantılıdır. İtikat da, İman da, inanç da istikamete ermeden, yani inancımız da dosdoğru bir imana, itikada sahip olmadan amellerde de istikamete ulaşılamaz. İmanı sıkıntılı olan bir kişinin amelleri de sıkıntılıdır. Ama iman güzelse, İman sağlamsa, sıkıntı yoksa amelleri de güzeldir o kişinin. İstikamet demek, doğruluk demek, aynı zamanda samimi olmak demektir, ihlaslı olmak demektir. Hazreti Osman radıyallahu anh der ki, istikamet bütün amellerde ihlasa dikkat etmektir. Bütün amellerde, verdiğimiz sadakalarda, zekatlarda, yaptığımız haçta, umrelerde, kıldığımız namazda, tuttuğumuz oruçta, velhasıl bütün ibadetlerde ihlas ve samimi olmak gerekiyor. Eğer bu yoksa biz istikamet üzere olamayız. Dolayısıyla İstikamet üzere olmak demek, amellerde ihlas ve samimiyet üzere olmak demektir muhterem dinleyenlerim. O halde istikamet anlaşıldı sanırım. Ne olduğu, istikametin, itikatta, amelde istikametin ne olduğunu anladık. Şimdi biraz daha açalım. İstikamet
öncelikle hangi hususlarda olmalıdır, nerelerde, nasıl olmalıdır? Her şeyden önce Rabbimize karşı istikamet üzere olmak zorundayız. Her insan, her Müslüman. Ve nefsine karşı, kendine karşı samimi olmak zorundadır. Dedik ya, istikametin bir anlamı da ihlastır, samimiyettir dedik. İfrat ve tefritten uzak olmaktır dedik. İşte müminler, Müslümanlar olarak her birimiz öncelikle Rabbimize karşı, ona iman hususunda, ibadetler hususunda samimi olmak zorundayız. İfrat ve tefritten uzak bir dini hayatımızın olması gerekiyor. Nefsimize karşı da, nefsi böyle tamamen istediği şekilde keyfine göre bırakmamak gerekiyor nefsimizi. Tamamen de ezmek de doğru değildir. Nefsimizin de bizde hakkı vardır. Dolayısıyla ölçüyü kaçırmamak gerekiyor. Nefsimiz konusunda da mutedil olmak, istikamet üzere olmak, adaletli olmak, ölçülü olmak durumundayız. Hakeza halka karşı, Allah'a karşı, kendimize karşı ve halka karşı, diğer insanlara karşı da istikamet üzere olmak durumundayız. Yani adaletten ayrılmamak durumundayız ve işlerimizi, davranışlarımızı ifrat ve tefritten uzak, orta bir yol üzere yürütmek zorundayız. Efendim, dedik ki istikamet hususunda ki ilk vazifemiz Allah'a karşı, Rabbimize karşı istikamet üzere olmalıyız dedik. Ne demek bu? Biraz daha açalım. Rabbimizin indirdiği kurallar var ya, ki buna biz İslam diyoruz. O kurallar bütününün tamamı Kur'an-ı Kerim'dedir. Hepsi Rabbimizin bütün emirlerini, bütün yasaklarını yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in içerisinde bulabiliriz. Efendim, Allah'a karşı istikamet üzere olmak zorunda olan bir müminden beklenen nedir? Şudur. Allah'ın emrettiği bütün o emirleri yerine getirmek. Rabbimiz neyi bizden istiyorsa onu yerine getirmek ve yasakları konusunda da yasaklarından şiddetle kaçmak. Yani emir ve yasaklar hususunda kılı kırk yararcasına titiz bir şekilde hareket etmektir. Allah'a karşı istikamet üzere olmak budur. Nefsimize karşı istikamet üzere olmak ise kendi şahsımıza ve efradımıza, aile fertlerine karşı emanete riayet hassasiyetiyle muamelede bulunmak gerekiyor. Bu can bize bir emanettir, değil mi? Can benimdir, bu beden benimdir, bu el, ayak, göz, kulak vesaire diğer uzuvlar bana aittir. İstediğim şekilde kullanabilirim diyemeyiz. Emanettir. Dolayısıyla emanet bilinciyle yaşamak zorundayız. Hakeza aile efradı, eşimiz ve çocuklarımız, hakeza elimizin altında bulunan her bir fert, Rabbimizin bize birer emaneti olduğuna göre, onlara karşı tutumumuz, tavrımız, muamelelerimiz de istikamet üzere olmalıdır. Adalet ölçüleri içerisinde olmalıdır. Kendimize ve aile fertlerine karşı muamelelerimizde aşırılık olmamalıdır. İfrat ve tefrit olmamalıdır. Mutedil bir hayat tarzını benimsemeliyiz. Çok israfa girmeden, çok da sıkmadan, cimrilik yapmadan orta bir yol tutarak harcamalıyız. Gülmemiz, ağlamamız, yememiz, içmemiz, giyim kuşamımız, her şeyimiz mutedil olmalı. Aşırılıklardan uzak olmalı. Yani nefsimize karşı
istikamet üzere olmak deyince bunlar akla gelir. Ve aynı zamanda adil olmamız gerekiyor aile fertlerimize karşı, ehlimize, eşimize, çocuklarımıza karşı da sevgide, saygıda ve her hususta dengeli olmak, adaletli olmak durumundayız. Halka karşı da vazifelerimiz var. Diğer insanların da bizden bekledikleri var. Onlara karşı da istikamet üzerinde olmak durumundayız. Adaletli olmak mecburiyetindeyiz. Her hususta onların haklarını, hukuklarını gözeterek her zaman hayırlı bir yol arkadaşı gibi davranmak gerekiyor her birine. Sadece kendimize değil, sadece aile fertlerimize karşı istikamet üzere olmak yetmez. Komşularımıza karşı, iş arkadaşlarımıza karşı, elimizin altında bulunan kimler varsa her birine karşı adil olmak zorundayız. Ölçülü olmak, mutedil olmak, orta bir yol tutarak hareket etmek durumundayız muhterem dinleyenlerim. Esasında İslam dininin diğer bir ifade şekli de sırat-ı müstakimdir. İstikamet dinidir. İslam dini istikamet dinidir. Sırat-ı müstakimdir. İbni Abbas radıyallahu anh'ın beyanına göre o öyle söylüyor. İslam dini de diyor sırat-ı müstakimdir. İslam dini deyince dosdoğru yol akla gelir diyor. Efendim sırat-ı müstakim dimdik yürüyenlerin yoludur. Dosdoğru yolda ve dimdik yürüyenlerin, alnı dik, alnı ak, pak olarak yürüyenlerin yoludur. Tabi sırat-ı müstakim yani istikamet yolu, dosdoğru yol deyince büyüklerin tarifleri de söz konusudur. Onların yol tarifleri güzeldir. Mesela Necip Fazıl Kısakürek merhum der ki durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak. Haykırsam kollarımı makas gibi açarak. Kalabalıkların gittiği yola bakıyor. Yol yol değil. Gidiş gidiş değil ve uyarıyor. Durun diyor kalabalıklar. Durun. Bu cadde çıkmaz sokak. Başınızı vurursunuz. İstikamet üzere gitmiyorsunuz. Sonra yolunuzu şaşırırsınız, kaybedersiniz. Bu yol çıkmayan bir yoldur. Halbuki bizim çıkar yollara ihtiyacımız var. Bizim üzerinde olduğumuz yol bizi Hakk'a götürmeli, Allah'a götürmeli, Allah'ın rızasına götürmeli değil mi? Üzerinde yürüdüğümüz, seyahat ettiğimiz yol adaletin, güzelliğin, güzel ahlakın bize tarif ettiği yol olmalıdır. Onun dışındaki yollar yanlış yollardır. Yani Rabbimizin bize tarif ettiği, Peygamberimizin bize tarif ettiği işte yol budur, sırat-ı müstakim budur dedikleri yol. Hani ihtinas sıratal müstakim, ya Rabbi bizi sırat-ı müstakime ilet diyoruz ya. Neydi bu yol? Allah'ın nimet verdiği insanların gittiği yol. Allah'ın sevdiği insanların gittiği yol, sapıkların, dalliğinden olanların gittiği yol değil. Dolayısıyla Necip Fazıl merhum çıkmaz sokaktan bahsediyor. Yolları iyi tespit etmek lazım. Çıkmaz sokaklara girmeyelim. Korkmayın. İslam'ın tarif ettiği yol çıkmaz sokak değildir. O yol çıkan, doğruya, güzele çıkan bir yoldur. Akif merhum da ne diyor? Allah'a dayan, sa'ya sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol diyor. Evet. Gideceğimiz yol Rabbimizin bize gösterdiği yol olmalı. Başka yollara gitmemek lazım.
başka yollardan, Allah'ın, Rabbimizin, sevgili peygamberimizin tarif ettiği yolun dışında seyahat etmemek lazım. Eğer başka yollarda gidersek zarar ederiz. Bakınız, Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, Yüce Kitabımız Kur'an'da ne buyuruyor mealen? İşte bu benim dosdoğru yolum. Ve enne hâzâ sırâtî. İşte bu İslam, bu Kur'an benim dosdoğru yolumdur, müstakime. Bu yol benim yolumdur ve dosdoğru yoldur. Fettebi'ûh, ona uyun. Size gösterdiğim, size tarif ettiğim yol bu. Bu yoldur, İslam yoludur, Kur'an yoludur. Buna tabi olun. Ve la tettebi'us sübule. Feteferraga biküm an sebili. Ve Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yoksa diyor, yani başka yollara uymayın. Başka yollarda ömrünüzü tüketmeyin. Yoksa o yollar sizi parça parça edip onun yolundan ayırır. Kur'an'ın yolundan ayrılırsan, peygamberinin sana koyduğu o güzel yolu terk eder, kendine bir başka yol tutar, bir başka yol çizersen zarar edersin. İşte Rabbimiz, yoksa o yollar sizi parça parça edip onun yolundan ayırır, Allah yolundan ayrılırsınız. Hangi yol? Kur'an'ın tarif ettiği yol, Kur'an yolu belli. İslam tek bir dindir. Ve bu dinin kitabı Kur'an'dır. Ve bu dinin, bu Kur'an'ın muallimi, öğreticisi, açıklayıcısı da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Yetmez mi? Yeter. Evet. Başka yollara uymak bizi parça parça ediyor. Başka yollarda olmak ümmeti Muhammed'in, her birimizin, bu ümmetin birer ferdi Müslümanlar olarak her birimizin bu şuurda olması gerekiyor efendim. Müstakim demek, sırat-ı müstakim, hani istikametten bahsediyoruz. Müstakim demekse hiçbir yerinde meyil ve eğrilik bulunmayan. İslam budur işte. İslam'ın hiçbir yerinde eğrilik yoktur. İslam'ın, Kur'an'ın hiçbir yerinde eksiklik, noksanlık, eğrilik, bükrülük söz konusu değildir. Dümdüzdür ve dosdoğrudur. İşte buna müstakim deniliyor. Diyarbakırlı şair Sait Paşa bu hususta, bu doğru yol hususunda, sırat-ı müstakim hususunda çok güzel ifadeler koymuş ortaya. Ben bu ifadeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyor ki merhum, sen usandırma eli, el de usandırmaz seni. Hilakarlık eyleme, kimse dolandırmaz seni. Desti adadan soğuk su içme, kandırmaz seni. Korkma düşmandan ki, ateş olsa yandırmaz seni. Müstakim ol, Hazreti Allah utandırmaz seni. Evet. Sen istikamet üzere ol, sen dosdoğru ol, korkma. Allah seni utandırmaz. Er geç hedefine ulaştırır. Belki bu istikamet üzere olduğun yolda, o müstakim bir şekilde devam ederken, sırat-ı müstakim de devam ederken, çeşit çeşit zorluklarla karşı karşıya kalabilirsin. Engellemelerle karşı karşıya kalabilirsin. Zorlanabilirsin. Ama korkma. Allah doğruların yardımcısıdır. Allah istikamet üzere olanları hiçbir zaman mahcup etmemiştir, mağdur etmemiştir, utandırmamıştır. Ve istikamet üzere olanlar her zaman kazanmışlardır. Çünkü Rabbimizin doğrular hususunda vaadi vardır. İstikamet üzere olanların mutlaka başarıya ulaşacaklarını haber veriyor.
Efendim, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyururlar ki, her ne kadar tam olarak yerine getiremeseniz de istikamet üzere olun diyor. Zordur dosdoğru olmak. İstikamet üzere yaşamak kolay değildir. Ama sevgili Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselam buna rağmen siz diyor istikamet üzere olun. Eksiğiniz olabilir, noksanınız olabilir, istikametten ayrılmayın diyor. Ve dosdoğru olmak, istikamet üzere yaşamak Allah'ın emridir. Mümin olarak her birimizin vazifesidir bu. Keyfimize bırakılmıyor. İstikamet üzere olmak aynen namaz kılmak gibi, oruç tutmak gibi, Allah'ın diğer emirlerini yerine getirmek gibi Allah'ın emridir. Dosdoğru olmak. Estağfirullah. Festakim kema ümirte. Emrolunduğun şekilde dosdoğru ol. Ve men tebe ma'ak. Ve seninle beraber olanlar. Ve la tedgav. Ve men tebe ma'ake ve la tedgav. Allah Resulüne Yüce Rabbimiz, ey Habibim, dosdoğru ol ve seninle beraber olanlar, o beraberindeki tövbe edenler var ya, onlar da dosdoğru olsunlar. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz, hani Hud suresi beni kocattı diyor ya, bu okuduğum ayeti kerime, Hud suresinin 112. ayeti kerimesidir. فَاسْتَغِمْ كَمَا اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَدْغَوُ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Öyleyse emrolunduğun gibi dosdoğru ol, beraberindeki tevbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Dikkat edin. وَلَا تَدْغَوُ. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Sınırı aşmayın diyor Rabbimiz Allah Celle Celaluhu. Şüphesiz o yaptıklarınızı hakkıyla görür. Burada bir şey dikkatimizi çekiyor. Allah Resulüne sen ve seninle beraber tevbe edenler diyor. İşte Efendimiz ümmetini hep düşünmüştür. Ümmetinin dosdoğru olmasını ve dosdoğru yolda yürümesini hep arzu etmiştir. Ömrü boyunca bunun için uğraşmıştır. Ümmetine istikamet vermek için, ümmetine istikamet kazandırmak için ömür boyu sevgili Peygamberimiz işte bunun mücadelesini vermiştir. Bunun için aç kalmıştır. Bunun için susuz kalmıştır. Bunun için çeşit çeşit işkencelere, musibetlere düçar kalmıştır, düçar edilmiştir. Müşrikler tarafından değil mi? İstikamet üzere olmak. Ama sadece o güne ait değildi bu düstur. Yani beraber yaşadığı ashabını, arkadaşlarını istikamet üzere yapmak için didinmedi. Kıyamete kadar ümmetinin, bizlerin dosdoğru olmasını istiyor sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Efendim yine Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan bahsetmişken Efendimiz'den bir hadis-i şerif de sizlerle okumak istiyorum. Bu hadis-i şerifi sizlerle paylaşmak istiyorum. وَعَنْ اَب۪ي عَمْرِ وَقِيلَ اَب۪ي عَمْرَ Ebi Amr veya Ebi Amra Süfyan İbni Abdillah radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki, قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قُلْ لِي فِي الْاِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ اَحَدًا Ey Allah'ın Resulü, bana İslam konusunda öyle bir şey söyle ki başka hiçbir kimseye sorma ihtiyacım kalmasın. Bana öyle bir şey söyle ki söylediğin söz bana yetsin. İslam konusunda başkasına bir şey, başka bir şey sorma ihtiyacım kalmasın. Dedi. Bakınız, bu suale karşı
sevgili peygamberimizin verdiği şu veciz cevaba bakın efendim. Kul de ki âmentü billah. Allah'a inandım sümmestakim. Allah'a inandım de sonra da dosdoğru ol. Ne kadar güzel değil mi? Allah'a inandım. Yani ben müminim, ben Müslümanım de, iman et ve dosdoğru ol. Bunu yapabilirsen, bunu becerebilirsen bu sana yeter. Efendim, imanın içerisinde ibadetler var. Allah'a inandım diyen bir kişi cennete, cehenneme, hesaba, kitaba inanmak zorunda değil mi? Adil olmak zorunda. Güzel ahlak sahibi olmak zorunda. Hakka, hukuka dikkat etmek zorunda. Değil mi? Ve istikamet üzere olmak. Deminden beri istikametin ne olduğunu konuşuyoruz. Dosdoğru olmak, sırat-ı müstakim üzere olmak, ifrat ve tefritten uzak kalmak. Bütün bunları yerine getirdikten sonra başka bir şeye ihtiyaç kalmıyor zaten. Evet, kıymetli dinleyenlerim, orta yolu tutmak, orta yolu tutmak, istikamet üzere olmak, İslam dini bizden bunu istiyor. Ebu Hüreyre radıyallahu anh hazretleri rivayet ediyor. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdular ki, İşlerinizde orta yolu tutunuz ve dosdoğru olunuz. Biliniz ki hiçbiriniz kendi işlediği ameli sayesinde kurtuluşa eremez. Bu hadisi şerifi sevgili peygamberimizin bu sözlerini duyanlar dediler ki ya Resulallah, bu dedikleriniz sizin için de geçerli midir? Yani sizin amelleriniz de sizi kurtarmaz mı? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdular ki, evet dedi, amellerim beni de kurtaramaz. Şu kadar var ki Allah rahmet ve keremiyle beni bağışlamış olursa o başka dedi. Bir peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendi ameline güvenmiyor. Günde en az 100 kere tevbe istiğfar eden bir peygamber. Ayakları şişinceye kadar namaz kılan bir peygamber. Ve günlerinin çoğunu, haftanın çoğunu, aylarının çoğunu oruçla, oruç tutarak geçiren bir peygamber. Geceyi uykuyla değil, uyanık ve teheccüdle, taatü ibadetle, zikirle, tefekkürle geçiren bir peygamber kalkıyor diyor ki, benim amellerim de beni kurtarmaz. Hani Rabbim beni bağışlamış olursa, keremiyle, cömertliğiyle beni bağışlamış olursa o başka diyor. Bize yol gösteriyor. Diyor ki, ey ümmetim, amellerinize güvenmeyin, yaptıklarınıza güvenmeyin. Allah'ın verdiği nimetler karşısında, sana verdiği göz, kulak, sağlık, sıhhat, afiyet, ve elinin altındaki o nimetler, eşin, çocukların, varlığın, her şeyin, bir nefes alıp vermen bile yaptığın onca ibadetlerin karşılığı değildir. Senin yaptıklarının, o ibadetlerinin karşılığı bir göz, bir kulak etmez. Bir gözün değerini düşünün. Bir dilin kıymetini düşünün. Elin, ayağın, hatta elinizdeki bir parmağınız olmasın,
nasıl eksikliğini hissedersiniz değil mi efendim? Dolayısıyla bizim ibadetlerimiz karşılamaz. Allah'ın, Rabbimizin bize verdiği bunca nimetlerin karşılığı değildir. Ama biz ibadetlerimizi tabii eksiksiz bir şekilde yerine getireceğiz. Ama ya Rabbi beni affet, beni bağışla. Ben biliyorum ki bu yaptıklarım karşılığında ben senin rızanı elde edemem, cenneti hak etmiyorum. Ama ne olur ya Rabbi, sen kerem sahibisin, sen cömertsin. Benden de razı ol, benden de bunları kabul eyle. Bana da cennetini, cemalini lütfeyle diye dua edeceğiz değil mi efendim? Evet. Ve Müslümanın sözü doğru olmalı. Dili doğru olmalı. İstikamet sadece imanda, işte sağlam bir imanım var demekle olmuyor, yetmiyor. Dilin de doğru olması gerekiyor. Sadece kalp yetmiyor değil mi? Dil de doğru olması lazım. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu Ahzab suresinde şöyle buyurur mealen: ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzelsin ve günahlarınızı bağışlasın. Ya eyyühellezine menettegullaha ve kulu kavlen sedida. Doğru söz söyleyin. Eğer siz doğru olursanız, sözünüz doğru olursa, sözde istikamet üzere olursanız, yuslih leküm e'maleküm. O zaman Allah Celle Celaluhu sizin işlerinizi düzeltir. Güzel konuşursanız, yalandan, gıybetten, dedikodudan, iftiradan dilinizi korursanız Allah işlerinizi güzelleştirir. İşlerinizi düzeltir, bozuk olmaz. İşin bozuk olmaz. Soruyorsun, efendim işleriniz nasıl? Bozuk diyor. Düzelmesini istiyor musun? Elbette istiyorum. O zaman önce sen düzel. Önce sen dilini bir düzelt. Konuşmalarını düzelt. Dilinden yalanı at, bırak. Yalancı şahitlikten, bühtandan uzak dur. Gıybetten uzak dur. İşlerin düzelecektir. Ayet böyle söylüyor. Yuslih lekum e'amalekum. Ve eğer sen dilini düzeltirsen ve yağfir leküm zunubeküm, günahlarını da affediyor Cenab-ı Hak. Dil düzgün olursa arkasından af geliyor, bağışlanma geliyor. Evet. Kıymetli dostlar, dil önemli. Yani konuşmalarımız, konuşmada istikamet. Bakınız, ashab-ı kiramdan Süfyan İbni Abdullah Es-Sakafi radıyallahu anh bir gün Allah Resulüne geldi ve dedi ki: ey Allah'ın Resulü, benim hakkımda en çok endişe ettiğiniz şey nedir? Neden korkuyorsunuz? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz dilini çıkardı, eliyle tuttu, işte budur dedi. Dildir dedi. Dilinden korkuyorum. Yani diline sahip ol dedi. Dil. Kılıç yarasından daha beter yara açar değil mi? Dil konuştu mu savaşı durdurur. Dil konuştu mu savaşı başlatır. Dil konuşur, düşman dost olur. Aynı dil konuşur, dost düşman olur. Velhasıl dilde de ölçü gerekiyor, dilde de istikamet gerekiyor. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyurur ki, Ademoğlu sabahladığı zaman, sabah olunca bütün azaları dile temenna ederler. Boyun bükerler. Ademoğlu sabahlayınca, insanoğlu sabahlayınca bütün uzuvları, eli, ayağı, gözü, kulağı, bütün uzuvları
dile karşı saygı gösterirler, baş eğerler. Ve derler ki, bizim hakkımızda Allah'tan kork. Zira biz sana tabiiz. Bunu dile söylüyorlar. Bizim hakkımızda Allah'tan kork, zira biz sana tabiiz. Sen istikamette olursan, biz de istikamette oluruz. Sen sapıtırsan biz de sapıtırız derler. Demek ki dil istikamet üzere olursa bütün uzuvlar, bütün bedenimizin o uzuvları, parçaları düzgün oluyor, doğru oluyor. Ama dil bozuksa el de bozuk, ayak da bozuk, göz de bozuk, kulak da bozuk oluyor. Allah korusun. Dilde istikamet. Efendim, dilde istikametten bahsettik. Şimdi de kalpte istikamet. Yani bir Müslümanın, bir müminin dili ne kadar doğru olmak zorundaysa, istikamet üzere olmak durumundaysa, müminin, Müslümanın kalbi de istikamet üzere olmak durumundadır. Kalbi dürüst olmadıkça kulun imanı doğru olmaz. Dili doğru olmadıkça da kalbi doğru olmaz. İşte sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz, Allah'a inandım de, sonra da dost doğru ol tavsiyesini yaparken bunu kastediyordu. Kalbin ve dilin doğru olmasını istiyordu. İslam da zaten bundan ibarettir. İslam demek, yani Müslüman demek, diliyle kalbi birbirine uyan, dosdoğru olan kişi demektir. Hakeza, kıymetli dostlar, özümüzde de istikametin olması gerekiyor. Öz, yani sözü doğru olanın özünün de doğru olması gerekiyor. Malik bin Enes radıyallahu anh diyor ki, özü doğru olanın sözü de doğru olur. Yani kalbiniz doğruysa, niyetiniz, duygu ve düşüncelerinizde istikamet varsa, korkmayın, dilinizde güzeldir, dilinizde de istikamet vardır diyor. Ama kalp bozuk, niyet bozuk, düşünce bozuk, gönül dünyasında sıkıntı varsa kişinin, bu diline yansır. Onun dili de bozuktur. Yunus Emre merhuma bakıyoruz. O da dosdoğru yaşamaya çalışan Anadolu erenlerinden biridir biliyorsunuz. Der ki, doğru yola gittin ise, er eteğin tuttun ise, bir hayır da ettin ise, birine bindir az değil. Ne güzel. Doğru yola gittin ise, birine bindir az değil. Allah senin birine bin verir. Bir hayır da ettin ise, diyor. Ki Tapduk Emre'nin dergahında yetişmiş biridir Yunus'umuz. Ve biliyorsunuz ki ermek, olgunlaşmak, erdemli, faziletli bir insan olmak kolay değildir. Çaba sarf etmek gerekiyor, nefsi öldürmek gerekiyor. Yunus'umuz bunları yerine getirmiş. Dağdan tekkeye, dergaha odun getiriyor. Isınmak için, yakmak için. Ve getirdiği odunlar hep dosdoğru. Tapduk Emre soruyor, şeyhi, üstadı soruyor, Yunus, bu dağda, ormanda hiç eğri odun yok mu? Hep dosdoğru odunları getiriyorsun. Üstadım, bu dergaha eğrilik yakışmaz. Bu dergaha eğri odun yakışmaz. Bu dergahın, bu tekkenin her şeyi dosdoğru olmak zorundadır, durumundadır diyor.
odunun bile doğrusunu arayan bir zihniyet. İstikamet bu işte. Düşünce doğru, kalp doğru, öz doğru, dil doğru efendim. Evet. Bir de yine Mevlana'mıza bakalım isterseniz. Onun, Mevlana'nın doğruluk anlayışı nedir? Merhum diyor ki, ok gibi doğru olsam yabana atarlar beni. Yay gibi eğri olsam elde tutarlar beni. Eğri yay elde kalır, menzil alır doğru ok. Menzil alır doğru ok. Görmedim doğru da aç, eğri de asla bir tok. Ne güzel ifadeler. Görmedim doğru da aç. Yani doğru olanların aç kaldığını görmedim. Çünkü doğruların yardımcısı Allah'tır. Ama eğri olanlarda da hiç tok görmedim diyor. Yanlış yolda gidenler, adil olmayanlar, istikamet üzere olmayanların da tokunu görmedim. Açtırlar, perişandırlar diyor Mevlana'mız. Ve Ziya Paşa'ya bir daha kulak verelim mi? Doğrulukla ilgili o da diyor ki, insana sadakat yaraşır görse de ikrah, yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah. İnsan zor da görse, ötelense de, itelense de, hırpalansa da sadakat yaraşır. Doğru olmak, dürüst olmak gerekiyor. İnsana bu yaraşır. Yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah. Sen doğru ol. Korkma. Akıbet senindir. Allah sana yardım edecektir. Bir de Ömer Hayyam'a bakalım mı? O da diyor ki, karanlık aydınlıktan, yalan doğrudan kaçar. Güneş yalnız da olsa etrafına ışık saçar. Güneş tek başına, yalnız da olsa etrafına ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir yalnızlık. Kargalar sürü ile kartallar yalnız uçar diyor. Ama kıymetli dinleyenler, doğruların düşmanı çoktur. Başta şeytan ve doğru insanların yoluna oturur. Onları yoldan çıkarmak için, sırat-ı müstakimden uzaklaştırmak için bütün hünerlerini, becerilerini kullanır şeytan. Şeytan insanı iyi biliyor. İnsanın zaaf noktalarını iyi tanır. Şeytana fırsat vermemek lazım. Ona kapı açmamak lazım. Giriş kapılarını, şeytanın gireceği giriş kapılarını kapatmak lazım. Ve sırat-ı müstakim üzere, yani inanan, istikamet üzere olan kullarının, Allah'ın kullarının yolu üzerine oturacağını haber veriyor. Araf suresinde diyor ki, öyleyse beni azdırmana karşılık yemin ederim ki ben de onları saptırmak için senin dosdoğru yolunun üzerinde elbette oturacağım. Bunu şeytan söylüyor. Öyleyse beni azdırmana karşılık yemin ederim ki ben de onları saptırmak için, o müminleri, o istikamet üzere olan müminleri saptırmak için senin dosdoğru yolunun üzerinde elbette oturacağım diyor ve oturuyor. Kıyamete kadar oturacak mümini, Müslümanı yoldan çıkartmak için. Evet. İstikametsizlik amellerimizi boşa çıkarır. Biraz da bunun üzerinde duralım isterseniz. Yani eğer biz istikamet üzere yaşamazsak, istikamet üzere olmazsak
amellerimiz boşa çıkabilir. Nasıl boşa çıkar? Bakınız, Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, Nahl suresinde, İpliği güzel bir şekilde eğirdikten sonra bozan kadın gibi olmayın. Kevgir deniliyor, eğiçmeç, eğirgeç deniliyor, ip eğirme aletleri var ya. Kadın yünü eline almış, saatlerini, günlerini, haftalarını harcamış, ip yapmış. Uğraşmış. Sonra da oturmuş, o yaptığı ipi tekrar sökmüş, bozmuş, yün haline getirmiş. Bütün emeklerini zayi etmiş, yazık etmiş. Bunun gibi olmayın diyor. Bize sesleniyor kullarına. İstikamet üzere emek verin. İstikamet üzere yaşamak için gayret sarf edin. Yorulun, çabalayın. Ama o kadın gibi de olmayın, bozmayın diyor. İstikamet üzere giderken öyle bir şey yaparsınız ki, öyle bir günah işlersiniz ki, öyle bir zulmedersiniz, öyle bir haksızlık yaparsınız ki her şeyiniz berbat olur gider. İşte bu kadının yaptığı gibi yapmayın diyor. İstikamet üzere yaşamak zordur. Dikkatli yürümek lazım, dikkatli gitmek lazım. Aksi halde bütün amellerimiz boşa gidebilir. Allah korusun. İslam dosdoğru dindir. İslam doğru yoldur. قُلْ اِنَّن۪ي هَدَان۪ي رَبِّي اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَق۪يمٍ De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru bir yola, dosdoğru yola, dosdoğru bir dine, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine iletti. İslam dosdoğru dindir, dosdoğru yoldur. Yani Rabbimiz bunu bize haber veriyor. Ve bu doğru din, doğru İslam Rabbimizin indirdiği dindir. Eksiği yok, noksanı yok. Başka bürhan aramak gerekmiyor. Yüce kitabımız Kur'an'da ve sevgili peygamberimizin sünnet-i seniyyesinde aradığımız her şey mevcut. İstikamet üzere olmak için. Kur'an'ın ışığında yürümek, Kur'an'ın aydınlattığı yolda yürümek, yani Kur'an'ın emirleri ve yasakları muvacehesinde hareket etmek, işte istikamet üzere olmak budur. İşte size Allah'tan bir nur, parlak bir kitap geldi. Bu nur Kur'an, bu parlak kitap Kur'an. Allah bununla rızası ardınca gideni selamet yollarına ulaştırır. Eğer sen sahili selamete çıkmak istiyorsan, doğru bir yolda yürümek istiyorsan hiç arama. Değişik yollar arama. Yol ortada duruyor, apaydınlık, ıpışık bir şekilde önünde seni bekliyor. Bu Allah'ın indirdiği Kur'an'dır. Sen ona uy, yolun aydınlanır. Karanlıkta kalmazsın. Hangi yoldan nasıl gideceğim demezsin. Ve izniyle onların zulmetlerinden nura çıkarıp sırat-ı müstakime sevk eder. Allah Celle Celaluhu kendi izniyle bu indirdiği kitapla, Kur'an'la bizi karanlıklardan aydınlığa çıkarıyor. Sırat-ı müstakime çıkarıyor. Bu yola ulaşmanın, bu yolda gitmenin en kestirme yolu kıymetli dostlar, Allah'a kulluktur. Ona iyi bir kul olarak yaşamaktan geçer. Ey Ademoğulları! Ben size şeytana kulluk etmeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. İşte bu dosdoğru yoldur diye emretmedim mi diyor Rabbimiz. Hâzâ sırâtun müstakîm. İşte bu dosdoğru yoldur. Yani ey mümin, ey Müslüman, sen dosdoğru bir mümin mi olmak istiyorsun? Sen istikamet üzere mi olmak istiyorsun?
Allah'a iyi bir kul ol, işte istikamet odur. Başkasına değil. Sadece ve sadece Allah'a kul ol. İyyâke na'budu. Ya Rab. Sadece sana kulluk ederiz. Bu söylediğini hayatında uygula. Ve iyyâke nesta'in. Ve sadece senden yardım bekleriz. Mülkün sahibi O. Veren O. Onun hazineleri çok geniş. Aracılara ilah gözüyle bakma. Ağaca tapma. O meyveyi veren ağaç bir vesiledir, bir vasıtadır. Güneşe tapma. Güneş senin yolunu aydınlatan, seni ısıtan bir araçtır. Ona o emri, o gücü veren Allah. Yıldıza, aya tapma. Velhasıl varlıkların hiçbirine tapma. Şirke girme. Yok böyle bir şey, yok da ben istikamet üzere olmamız için bir hatırlatmada bulunuyorum. Onlar vasıtadır, onlar vesiledir. Allah'a iyi bir kul olan mümin bilsin ki istikamet üzeredir, korkmasın. Evet. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Kim Allah'a sımsıkı bağlanırsa kesinlikle o doğru yola iletilmiştir. Demek ki Allah'a sıkı bir bağlılık bizi doğru yola götürüyor. Onu unutmamak lazım. Gaflet içerisinde olmamak lazım. Rabbimizle olan irtibatımız sağlam olmalı, kopmamalı. Ara ara hatırlamak doğru değildir. Zor günde Allah'ı hatırlıyor ama iyi günde unutuyor. Hayır. Allah ile iyi bir irtibat. Her zaman. 24 saat. Yavuz Sultan Selim merhum ölüm döşeğinde son anlarını yaşıyor. Veziri, lalası, yardımcısı Hasan Can oturmuş. Yavuz'un başında Yasin okuyor, Kur'an okuyor. Yavuz şöyle bir doğruluyor yatağında, oturuyor. Hasan Can, bu ne haldir diyor. Benim bu durumum nedir diyor. Okuduğu yerde inne ashabel cennetil yevme fî şuvulin fâkihûn var ya, orada. Hasan Can, bu ne haldir diye sorunca Hasan Can diyor ki, sultanım, Allah'la beraber olma vaktidir diyor. Allah'la beraber olma zamanıdır diyor. Yavuz şöyle bir doğruluyor. Hasan Can, sen ne diyorsun? Bugüne kadar biz kiminleydik sanırsın sen? Biz bugüne kadar da Allah'la beraberdik. Hiç ayrı kalmadık. Sadece ölmekle Allah'a kavuşulmaz. Müslüman mümin hayattayken Allah'la beraber olmalı. Her an. Ne demek bu? Ona iyi bir kul olarak yaşamak. Evet, kim Allah'a sımsıkı bağlanırsa kesinlikle o doğru yola iletilmiştir buyuruyor Yüce Rabbimiz. Ve değerli kardeşlerim, sen doğru ol, korkma. Dost doğru olanlara korku yoktur, hüzün yoktur. Bunu Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bize haber veriyor. Ve buyuruyor ki Rabbimiz Allah'tır diyen, sonra da devamlı bu söze uygun yaşayanlara ne bir korku vardır ne de onlar üzüntü çekeceklerdir. اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Rabbim Allah diyor ve dosdoğru bir hayat yaşıyor. Bu kişiler korkmasınlar, korkmayacaklar. Dünyaları da güzeldir bunların, ahiretleri de Rabbimiz
bu müjdeyi veriyor. Ve Rabbimiz bunlara cenneti hazırladığını da haber veriyor. Ulaike ashabul cenne. Onlar ashabı cennettir. Cennet ehlidir. Halidine fiha. Orada ebedi olarak kalacaklar. Cezaen bima kanu ya'melun. Ve yaptıklarının karşılığı. İlk kolay değil dedik ya. Doğru yaşamak kolay mı? Çeşitli üzüntüleri, elemleri, kederleri, yoklukları, açlıkları, kıtlıkları beraberinde getirecektir doğru yaşamak. Doğru olmak, dürüst olmak. Ama bunun karşılığında cennet vardır. Korkmayın diyor. Üzülmeyin diyor. Üzülmeyeceksiniz, korkmayacaksınız. Ve sizin için diyor yaptıklarınızın, bu güzel amellerinizin karşılığında cennet vardır diyor. Efendim, İstikamet üzere olanlara Rabbimizin şöyle bir müjdesi de var. Nahnu evliyâukum fil hayâtid dünyâ ve fil âhirah. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan ve çok merhametli olan Allah'tan bir ağırlama olarak orada canlarınızın çektiği her şey var. İstediğiniz her şey orada sizin için var. Dünyadaki doğruluğunuzun, dürüstlüğünüzün ve istikamet üzere olmanızın mükafatı olarak. Bir müjde daha. İstikamet üzere yaşayan, dost doğru yaşayan müminlere bir müjde daha. İnnellezîne kâlû rabbunallâh sümmestekâmû. Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dost doğru olanlar var ya. Tetenezzelu aleyhimul melaike. Efendim bunların üzerine akın akın melekler inerler. Benim Rabbim Allah'tır diyor ve dost doğru yaşıyor. Böyle bir insan, böyle bir dürüstler topluluğu, istikamet üzere yaşayanların olduğu bir topluluk düşünün. İşte onların üzerine melekler iner de inerler. Ve derler ki, o melekler derler ki, Rabbimiz haber veriyor. Ella tehafu ve la tahzenu. Ve ebşiru bil cennetilleti kuntum tu'adu. Allah Allah. Korkmayın. Korkmayın. Üzülmeyin. Size dünyada iken vaat edilmekte olan cennetle sevinin. Hani Rabbimiz vaat etmişti ya, doğrular için mükafatlar, istikamet üzere olanlar için cennet vaat etmişti ya Allah, işte korkmayın, o Allah'ın size vaat ettiği cennet işte karşınızda diyecekler. Üzülmeyin. Ve tüm insanlığa bir çağrı. İstikamet konusunda, doğru ve dürüst olma konusunda. İnnallâhe rabbî ve rabbukum fa'budûh. Şüphesiz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Hâzâ sırâtun müstakîm. Öyle ise ona ibadet edin. İşte bu doğru yoldur. İnnallâhe rabbî ve rabbukum fa'budûh. Şüphesiz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona ibadet edin. Allah'a ibadet edin ve ayet şöyle bitiyor. Hâzâ sırâtun müstakîm. İşte bu doğru yoldur. Doğru yol budur işte. Yani ayet-i kerime Âl-i İmran 51 ne diyor? Rabbim Allah'tır deyip ona ibadet ediyorsan, sadece ve sadece ona kulluk ediyorsan, korkma, sen istikamet üzere yaşayan bir müminsin ve böyle demek lazım. Rabbim Allah'tır deyip dost doğru olmak lazım. Efendim, sonuna geldim. Programımızın sonuna geldim. Ben bir de Said Paşa'dan bir anekdotu paylaşacağım. Onun dörtlüklerini paylaşacağım.
Diyor ki, halkı tahrip eyleyip de kendin abat eyleme. Halkı tahrip eyleyip de kendin abat eyleme. Kendin rahatına bakma, kendini efendim güllük gülistanlık bir ortada yetiştirme. Bu cihanda ev yapıp ukbayı berbat eyleme. Ne güzel ya Rabbi. Halkı tahrip eyleyip de kendin abat eyleme. Bu cihanda ev yapıp ukbayı berbat eyleme. Dünyada evler yapabilirsin, villalar yapabilirsin kendine. Muhteşem bir hayatın olabilir. Ukbanı berbat etme diyor. Esas ebedi bir alem var. İstikamet üzere olmadan o ebedi alem elde edilemez. Nefsin için zalimi bir rahme imdad eyleme. Kendin için merhametsiz zalimden medet bekleme. Nefsin için zalimi bir rahme imdad eyleme. Kendin için merhametsiz olan kişilerden yardım bekleme. Alemi tenfir eden ahvali mutad eyleme. Alemi, insanlığı nefret ettiren hallerden uzak dur. İnsanların nefret ettiği davranışlardan, istikametsizliklerden, merhametsizlikten, adaletsizlikten, kötü huylardan, velhasıl insanların nefret ettiği her hareketten, sözden uzak dur. Müstakim ol, Allah utandırmaz seni. Sen doğru ol. Sen dosdoğru ol, korkma. Allah seni utandırmaz, Allah seni mahcup etmez diyor. Evet, kıymetli dostlar, bugünlük de bu kadar. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizi ve neslimizi istikamet üzere olanlardan eylesin inşallah. Ve merhametsizlikten, adaletsizlikten, yanlış davranışlardan ve bu yanlış davranışlar neticesinde rotayı kaybetmekten, dengeyi kaybetmekten bizleri muhafaza eylesin. Neslimizi muhafaza eylesin. İfrat ve tefritten uzak, mutedil, orta bir yol tutabilmeyi lütfeylesin. Umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Bazı kardeşlerimiz var, dua bekliyorlar. Rabbimiz Allah, dertli kullarına devalar ihsan eylesin. Borçlu kullarına ödeme kolaylığı lütfeylesin. Hasta kullarına da acil şifalar versin inşallah. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.